Günaydın. Siz neden çok günaydınlar? Günaydınlaştık mı bilmiyorum. Ama ben şimdi bugün videosunun kanalitini bitireceğim. Dün akşam çok uykum geldiği için yapmıştım. Bu arada kanalarım çalıyor. Şimdi kahvemi içeceğim. Onu bitireceğim. Daha sonra spor vakti. Bir yandan da haber izliyorum sabah sabah. Bu arada kahvenizi içerken su içmeyi de unutmayın. Evet, sizin bugün izleyeceğiniz videoyu, yani aslında daha önce izlediğiniz soru cevap videosunun son editini bitirdim. Şu an kamera çok şey kalmıyor, o yüzden biraz eğiliyorum böyle. Onu şu an çatısını alıyorum. Birazdan YouTube'a yükleyeceğim. Normalde birkaç gün önceden yapmaya çalışıyorum etkileri ama bu sefer olmadı. Şimdi yarım saat bir leslim var. Şu an 20 geçiyor, 9:20 geçiyor saat. Kahvemi içmiştim zaten, bir yarım saat 20 dakika geçti, yarım saat 20 dakika falan geçti herhalde. Şimdi leslimi yapacağım bir yarım saat, sonra hemen koşa koşa bir duş, ondan sonra kahvaltı. Kahvaltıda görüşürüz tekrar. Pancar gibi oldum, hemen duşa gidiyorum. Evet, duşumu aldım, şu an çıktım. Şimdi bu acı çehre çayından içeceğim. Bunu kahvaltıdan bir yarım saat sonra önce, pardon, içmemiz gerekiyormuş. Bunu da size bir önceki vlogda kutulu açılımını yapmış. Yani kargosunu açmıştık. Şansla merhaba demek istiyor. Şimdi bunu içeceğim. Sonra da kahvaltı bölümlerinden başlayacağım. Selamlar. Şu an evde Kleopatra gibi geziyorum sabahın köründe. Yani sabah 10'da duş almama rağmen şu an saat 3 çeyrek falan geçiyor. Şu an size zaten yeni video yayınladım. Sizin izlediğiniz günden şu an 2 gün geçti. Ben dışarıda video çekemedim. Çünkü öyle bir koşturma içerisindeydik ki hani tamamlayalım bir an önce gidelim modundaydık. Kudum var için buraya geçtim. O yüzden şu anda devam ediyorum video. Çünkü yani normalde size şu an bir önceki izlediğiniz görüntüde çok hoşuma gitti. Çok beğendim. O yüzden onların da böyle birazcık ziyan olmasını istemiyorum açıkçası. Hem de böyle bir vlog tadında tekrardan bir gün geçirmek istiyorum. Çünkü size söz vermiştim daha sonra çekeceğim diye ama olmadı. Ama sabah rutinimi izlemiş oldunuz yani. Genelde artık her gün aynı rutindeyim. Bayağı da dediğim yani benim için uzun sayılabilecek 4 gündür sürekli aynı rutini uyguluyorum. Güzel bir şekilde devam ediyorum. Şimdi odama şeklini değiştirdim. Hemen size göstereyim mi? Biraz dağınığım şu an ama neyse.
Hala yatağım toplu değil. Şuraya aldım yatağımı. Şu anda da size video açacağım. Yani açtım aslında, planladım. Ben genelde sürekli videolarımı planlıyorum. Şimdi bu yatağımı falan toplayacağım. Bu yatağımı. Çünkü sanki başka yatağım varmış gibi. Daha sonra şurasını toplamaya niyetim var. Bu bizim eski aslında telefonumuz. İşte çekmecesinde genelde işte ben her akşam kulaklıkla yatıyorum. Ne yazık ki kötü bir huyum ama. İşte şarj aletlerim, kulaklıklarım falan duruyor. Şurada da işte okuduğum kitaplar son zamanda veya yazmak için beklediğim kitap. Yani altın çizdiğim yerlere. Şurada da ilk pandemi zamanında, daha ilk zamanda aldığım boyama kitapları falan var. Öyle, şimdi daha sonra burasını toplayacağım. Bu arada sürekli bu çarşafım da küçük geliyor. Her şeyim kaymış. Şimdi de hemen yatağımı toplayacağım. Evet selam. Umarım kameram güzel çekiyordur. Şu anda bilmiyorum. saçım böyle gördüğünüz gibi çok daha nemli. Çok daha nemli. Hala nemli. Her zaman söyledim size. Oxyplexi'yi kullanacağım. Çok az kaldı. Elimde yedeğim var. Hatta yedeklerim var. Çünkü yine benim aldığım fiyata düşünmüşlerdi. Hemen kaptım. Klasik bir taraklı tarıyorum. Duştan hemen sonra kurutmadığım için tabii ki Asanyeli saçlara sahibim. Şimdi ben bunları bir öreceğim. Bu arada yine mevsimden dolayı, mevsim geçişlerinden dolayı yine seborrojik dermatitim azmış durumda. Yine bir sürü kabuk var saçımda. Çok sinirlerim bozuluyor. Ama yakında size şeyi çok sevmiştiniz. Yani sevmiştiniz herhalde. Yumurta akı maskesi yapmıştık sizinle. Böyle bunun devamı gelsin demiştiniz. Ben de size bununla ilgili bir video çekeceğim. Böyle hem saç hem cilt böyle full bakım paketi halinde evde bulabileceğiniz, yapabileceğiniz malzemelerle yapabileceksiniz. Ben bunları örüyorum. Daha sonra bu şeyi, benim telefonumu, kumdan olarak kullanan telefonumu düzenlemeye başlıyoruz. Evet, şimdi buraya toplamaya girişiyorum. Bir su içeyim önce. Şimdi öncelikle ben tiroid hapı içiyorum her gün. Onu buraya atayım. Şöyle bir şans taşımı buraya koyuyorum ve buraya geçiyorum. Size daha önce favoriler videomda bahsetmiştim. Bunlar boş kalan defterlerim. Bunları dolabıma kaldırayım ki en azından ders defteri olarak bunları planlayayım daha sonra. Burada çok işleri yok. Benim öyle bir huyum vardır ki bulduğum her boş deftere bir şeyler yazarım. O da bunlardan bir tanesi. Bunu da günlük olarak başlamışım ama benim başka bir günlüğüm var. Bunu da kaldırıyorum. O bitince belki buna geçebilirim. Bu da aslında daha önce bir vlogumda Kafa Dergisi'ne gelen kargomu açmıştım. Yani benim aldığım kargomu açmıştım. O yüzden orada olan bir defterdi. Çok severek kullanıyorum. Bu arada bunu şey olarak başlamıştım. Karantinanın ilk başlarında böyle. Karantinada bana ilham verecek olan şeyleri, işte mesela atıyorum çok sevdiğim şiirleri, ondan sonra kitap hakkında, mesela burada bir sürü kitap var, o kitaplar hakkında neler düşünüyorum mesela işte. Mesela bir sürü şeyler yapmışım, yazmışım buraya, bir sürü şiirler. Burada bana iyi gelen defterler, bana iyi gelen şeyler defteri yapmışım. Bu burada kalacak, hatta bunu
şu an bulduğum yol, devam edeceğim bunu yazmaya. Bu en eski defterlerimden bir tanesi. Ben eskiden böyle yazarlık kurslarına falan giderdim. Çok severim katılmayı. Böyle ücretsiz kurslar oluyordu. Onlara gitmiştim. Hani de çok sevdiğim hocalar veriyordu. Çok eserlere reklamıyorum. Oraya giderken defter almayı unutmuştum. Ve herhangi bir 3,5'ye gidip defter almıştım. O gün bugün böyle bir sürü şeylerim var bunda yazılı. Bunu da temize çekmem gerekiyor. Çünkü bayağı bir yıprandı. Daha sonra boş kalan sayfaları not defter olarak ayırıp bunu atacağım. O yüzden böyle bir, şu an şurada bir şeyler var, gruplaşma var. Onlara bakıyorum. Bu boşa boş bir defter mesela. Yine burada da aynı şekilde bir sürü böyle şeylerim var. Hatta bu defter bitmiş. Yani bu defter artık yok. Ama şimdi bir sürü not kağıdına falan yazılı işte şiirdir, hikayedir, bir sürü şeyler var. Onlar orada kalıyor. Yine bunlar da büyük ihtimal boş defterler. Bunlar da böyle alınmış, kalmış yıllar içerisinde bana kalan. Benim de sürekli önüne başka bir şey yazdığım ve gereksiz defterler. Bunlar da boş defter olarak kalkıyor. Bunların altını ya bunlar. İşte bunlar okuduğum kitaplar aslında ama altı yazılmamış, altı çizililer yazılmamış halinde. Onları en başa koyayım. Ve her gün kendime bir şey belirleyeyim. En az 15-20 dakika böyle altını çizdiğim yerleri yazayım ki bitsin. Mesela şu an Yılmaz Erdoğan Anladım isimli şiir kitabındaki alıntıları yazıyordum mesela. O da burada kalsın. Bu 2018 ajanda asla kullanmamışım. Bir kere çok ağırdı. Ben böyle daha çantamı taşımak istediğim için aslında almıştım. Yani öyle bir şey bulmam gerekiyordu. Ama olmadı. Bu da böyle kaldı. Bir de şey UNICEF için UNICEF'in bir defteriydi. Mutluluk ajandası. Hem çok gerçekten çok güzeldi. Hem de böyle ya. Size şu an bunu gösteremem. Çok ergenken yaptığım bir fotoğraf var. Bunu gösterirsem beni ailede dışlarlar. Olmaz. Burada işte mesela bir sürü şeyler vardı. Mesela şu an bakayım. Şubat'ta işte şurada. Şurada mesela işte telefon var. Birisine telefon aç demekti galiba. Hemen bakayım şurada da şeyleri var herhalde. Tabii mesela burada günlük egzersizler var. Böyle mesela telefon var, bir skor var. Telefonları, olumlu duyguları paylaşmak iyi hissetmene yardımcı olur. Sohbet ettiğinde keyif aldığın bir kişi yarat diyor. Bir de aktif ol, hareket etmen beden ve ruh sağlığın için önemlidir. Gün içinde hareket içeren en az 2 basit aktivite planlama, merdiven çıkmak, masanı, odanı düzenleyebilirsin diyor. Mesela böyle sonra bir şey abartma aşırıya kaçma yazıyor. Varlığını göster. Böyle günlük şeyleri vardı. Ama ben onları yapamadım. İşte böyle bir sürü de aralarında not kağıtları. Bu da yine aralarındakiler ayrılacak. Daha sonra not kağıdı olmak için gidecek. Ben böyle boş kalan defterlerimin yapraklarını bir şekilde değerlendiriyorum. Çünkü yani sonuç olarak kağıt israf edilmemesi gerekiyor. Bu daha sonra bunda şu an resimlerimiz var önünde. Anneme şey yapmıştım. Anneler günü için mi, doğum günü için mi ne? Öyle bir şekilde böyle kendi hikayemizi yazmaya başlamıştım. Ama kalmış öyle. Bunu kalmam gerekiyor. Bir hediye iki şey günde de verebilirim. Böyle kalsın. Bu neymiş? Hemen bakıyorum. Bu da boşaltılacak. Bu da boş defter. Çünkü buna da ikinci sınıfta biyoloji dersi alıyorduk. İkinci dönemde. Ben onun için defter diye başlamıştım ama burada kala kala gitmiş. Zaten böyle biraz da yapışkan olmuş bir defterden. Kötü bir defter vardı. Çoğu defterimi berbat etti kendisiyle beraber. Bu da şu an boş defterler kategorisine gidiyor. Ben şey çok severim, böyle sevdiğim videolardan mesela böyle daha çok öğretici videolar bunlar, sevdiğim videolardan bahsettiğim. İşte mesela buraya çoğunluğu şey almışım, mesela film önerisi, ondan sonra mesela Başak Kabla'nın Kadınlar Neden Öldürülür, İnsanlar Neden Susar isimli bir videosundan mesela. Üç farklı, büyük ihtimalle bunlar dizi veya film olması lazım, onlar var mesela. Dalgona Kahvesi'nin yapımını falan yazmışım. Ondan sonra el bakım kremi, mesela Suna Dumankaya ile doğal el bakım kremi Migros TV'den mesela almışım, onu yazmışım. İşte böyle şey,
bir tane açma tarifi vardı. Onu yazmışım. İşte kahve demleme şeyini yazmışım. Daha sonra en son şeye kalmışım. Ben Grigori Grabovic. Bunları alta yazayım o adamın ismi. Rus bir matematikçi. Ve böyle sayılarla ilgili böyle çok güzel şeyler yapıyor. Mesela bir sürü her sayıyla ilgili şeyleri var. Bir de çok güzel iki tane bu sayılar üzerine olan bir Instagram adresi var. İki kardeşler zaten. Onların Instagram hesaplarını da yazayım ayrıyeten. Hani ben çok seviyorum. Takip etmeyi de çok seviyorum kendilerini. Ve daha sonra şu anda okuduğum ama böyle ciğer parçalayan bir kitap olduğu için ara ara böyle okudum. Nazım Hikmet'in Piraye Mektuplar. Zaten bunu size önermiştim kitap önerileri videomda. Bu da böyle kalacak. Bunların ikisi böyle kalsın. Bu benim günlüğüm. Normal çekmece de duruyordu ama şimdi kabloları falan oraya koymaya başladığım için bunun şeyi çıkıyor. Böyle bunu da buraya koyuyorum. Bu da İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabı. Yine arasında kalem var. Ben çiziyorum çünkü sevdiğim sözlerini. Bunu da okumaya başladım. Daha sonra sınav haftam geldi kaldı. Bunu da okumaya devam etmek istiyorum. O da böyle kalsın ama bu buraya sığmayacak çünkü kalem yüzünden. Şöyle yapalım, kalemi de çekmeceye atalım. Şimdi gelelim en korktuğum bölüme. Burası benim şey, siz görmüyorsunuz şu anda ama şu an size oraya koyma imkanım yok çünkü en yerde ama ben hep gösteriyorum zaten. Şöyle Faber-Castell'in keçeli kalemlerini almıştım. Bunlar var. Bunlar buraya sığar mı acaba? Nasıl dururlar? Çok dışarıda kalıyor. O yüzden mecburen buraya kalacak. Bunlar da çok uygun fiyatlıydı böyle. Renkli Renkler ülkesi, Renkler şehri. Ondan sonra Renkler sokağı. Bunların iki tane almışım yanlışlıkla mesela. Böyle bir çılgınlık, öyle bir delirme anı. O yüzden bunları da şimdi şuraya koyacağım ama ilk önce burasını bir boşaltmam gerekiyor. Çünkü bunları kullanmak istiyorum. Ben seviyordum boyama yapmayı ama kaldı sonra. Yine böyle bol 36 renkli bir kalem, kuru kalem, kuru boyalarım var. Ya daha sonra böyle ben eskiz defteri almıştım. Gerçekten güzel şeyler çizdiğimi düşünüyorum bu arada. Mesela ya bu arada sakın dalga geçmeyin. Ben sıfır çöp adam düzeyinde olan bir resim düzeyi öyle olan bir insanım. Böyle dudullardan falan şöyle bir uzay mekiği yapmıştım. Nasıl güzeldi. Yani şu an büyük ihtimalle ben dalga geçiyor olabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok yeteneğim var. Daha sonra yine böyle çok uygun fiyatlı olduğu için böyle desenler ve çiçekler. Daha sonra mekanlar ve insanlar ve böyle işte Osmanlı Selçuk desenleri mandala şeklinde. Arada bir tane daha var. Bu da Çin desenleriymiş. Bunlar var. Bunları da yine böyle koyuyorum. Yani ben 2-3 tane daha korona atlatabilirim herhalde böyle. Bunlar alınan gazeteler böyle kalıyor. Ben böyle gazetelerden sevdiğim haberleri, işte köşe yazılarını falan kesmeyi seviyorum. Onun için de ekstra bir mesai harcamam gerekiyor. Öyle olduğundan kalıyor. Daha sonra şöyle bir ot dergimiz var. Bu Mart ayının ama okuyamamışım. Hala burada kalmış. Bu da burada kalsın. Okuruz onu da. Farmasi Mayıs kataloğu. Bu da katalogda. Artık bundan alışverişimi yaptım. Bunu da kaldırabilirim. Keşke kırmasaydım. Daha sonra okunamamış birazcık yüz karası olan şeyler var. Ben getirden böyle sipariş verken o günün gazetesini de söylüyorum. Ama böyle onlar da şey geliyor böyle streçli geliyor. Öyle kalmışlar. Bunlara da bakacağım. Bir poşet çıktı. Gereksiz. Burası boş defterle dolu. Böyle bir hediye gelen bir defter. Fakat kullanmayı kıyamadım. O yüzden bu da kalkıyor. Yani hatıra niyetine saklıyorum. Şöyle kil için kullandığım bir kalıp vardı. Bunu da kaldırayım ki şeye koyabilirim. Ya bu çok güzel değil mi? Bunu mu yazmaya başladım ben? Hayır. Bu burada kalsın. Böyle hem bir tane Yavuzlu var ama şu an onu bulamadım. Ama mutlaka bir yerdedir. Böyle çok güzel defterler vardı. Bunları kaldırmaya da kıyamıyorum. Kullanmaya da kıyamıyorum. Ben Meryem'e işimi çok seviyorum. O yüzden böyle kalıyor. Bu boş defter. Bu kalkıyor. Bu da yine bir ajandaydı ama daha şey böyle. Ajanda mıydı? Ajandaydı tabii. Yok değilmiş. Pardon. Bu ajanda değil bu.
defterdi. Aynen Metis Yayınları'nın, ben daha önce ajandasını da aldım çünkü. Böyle çok güzel bir defterdi ama kullanmaya kıyamadım. Böyle kaldı. Yine bunun altında mesela işte bir sürü güzel şeyler var. Bizi serüvene sürükleyen içimizdeki delidir. O bizi yüzüstü bıraksın, artık iflah almayız. Var olma eğiliminden bir sözmüş. Konuşamadım. Ya böyle sarı bir not kağıdı var. Bunu da çıkartayım, kullanayım. Yine bir boş defter. Yine Cemal Süreyya'nın böyle bir defteri var. Bu da boş defter ama bunu kaldırmaya kıyamam. Burada kalsın. Çok bir şey kaldırmaya kıyamıyorum, farkında mısınız? Nasıl güzel bir toplama. Daha sonra ya bakar mısınız? Şurada çok kötü bir etiket yapmışlar ve burada defteri batırmışlar. Bayılarak aldığım bu neymiş? Net galiba. Evet. Çok güzel bir defter değil mi? Arkasında da gençliğe hitabe var. Ya muhteşem. Ben bunu kullanmaya kıyamadım büyük ihtimalle, dediğim gibi, ama çok güzel bir defter var. Bu da böyle kalsın. Neyse yani bunu kaldırayım. Şu kutunun hepsi boş defter. Bunları direkt böyle kaldıracağım. Çünkü burada durursa ben hani hiçbir şey kaldırmaya kıyamadığım için böyle kalacak. O yüzden bunu komple böyle kaldırayım ki burası bir boşalsın. Şimdi şöyle araçlarım var içerisinde. Ben böyle her kitabı bir araç bırakıyorum, içinde kalıyor genelde araçlarım. Saçım kalmış. Yine böyle araçlarım var. Bunu da böyle araçlarımı tuttuğum bir yer var, oraya kaldıracağım araçları. Burası şu anda boş. Hemen şimdi ne yapalım? Belki yukarıda kalsın. Şöyle büyük olanları koyayım önce. Daha sonra böyle eski defterimi koyayım. Şöyle şuraya küçükleri. Ayı kalemleri. Ve sonra da şöyle dergim kalsın. Bence bayağı iyi oldu. Sizce nasıl? Sizi sürekli bir sürahi manzarasında baş başa bıraktım ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunları hemen kaldırayım. Sonra ne yapacağımıza bakalım. Odamı süpüreceğim. Hadi ben odamda falan saçlarımı tamam, çünkü çok dökülüyor saçlarım. Ama bugün süpüreceğim için böyle bir cesaretle odamı süpürdüm. O yüzden şu anda bunları kaldırıp bir odamı süpüreceğim. Bu da çöp başı olarak kalsın. Bunu hemen yerine itiyorum. İşte bu var. Bunu da taşıştan almıştım. Çok güzel değil mi? Böyle hem eşek hem... Gitmiştim ben buna. Mokali... Ciguli mokali mokali bir şey. Bir şey dedim. Ciguli mugli. Bir şey dedim. Ay, cama ne isim verdiğini unuttum. Muhteşem. Ya tam da az ayı varmış gibi ve ben hiç 23 yaşında girecekmiş gibi değil. Böyle bir sürü olsun yani. Bu not kağıdını da böyle koyalım ki... Koymadım bunu ya. Masama kaldırayım. Hadi artık buradan kalkalım. Selam, bu arada yeni video yapıyoruz. Büyük ihtimal burası olacak. Şu an yine çökmüş durumdayım. Şimdi makyajım. Bu vlog galiba sıfır makyajlı bir vlog oldu. Ben bir alışveriş yapmıştım ama kargoyu vlog çektiğimden unutup habersiz bir şekilde açtım. Ama aldıklarımı göstermek istedim size. Ben yine Gördüm'den alışveriş yaptım. Görkem Karman sürekli her ay beni bir masrafa sokmaktan asla geri durmuyor yani. Şimdi de göz makyaj değil. Çift fazla makyaj temizleme suyu çıkarmış. Yani ben Görkem Karman'ın her önerdiği şeyi çok emin olarak aldığım ve hiç memnun kalmadığım bir ürün olduğu için çıkardığı her ürünü de almak istiyorum açıkçası. O yüzden çok merak etmiştim. O yüzden hemen ilk söylendiği gibi, hani ilk lansmanda direktman aldım. Böyle bu 100 ml'lik bir boyu. Bunlar tanışma boylarıymış yani. Daha büyük boya çıkacakmış anladığım kadarıyla, yanlış anlamadıysam hikayelerden. Bu da 25 ml'liği. Normalde aslında 75 TL'lik her siparişe bir tane bunları hediye göndereceklerdi. Ama ben galiba bunu satın aldığım için bana bunları ekstra göndermediler galiba. Yo, ben bunu almadım mı? Hemen bakayım. Şimdi insana böyle şey yapmayayım. İftira atmış gibi olmayayım ya. Tabii ben almışım. Ama göndermediler herhalde. Yani ben bunu aldığım için belki de hani...
kırışıklık oldu değil mi? Ama çok da önemli değil. Yani ben zaten almıştım bunu böyle. Aslına bakarsanız düğünümüz olacak diye düşünüyorduk o zaman. Hani olacak da çok geç olacak. 17, 16, 17, 25 Eylül. Eylül'de daha çok var. Ama iyi oldu. En azından diyet yapıyorum. En azından elbiseleri inşallah zayıf bir şekilde gireceğim. Çünkü çok kilo aldım. Neyse, şu an diyetteyim, iyi gidiyor. Bu sefer hemen başlamadım şeyimi çekmeye. Size böyle komple birkaç kilo verdikten sonra onu söyleyeceğim. Ondan sonra da ne yediğimi, ne içtiğimi paylaşırım, ne yaptığımı. Çünkü böyle paylaşırken bilmiyorum, olmuyor, yapamadım. Neyse, çok uzattım ya. Böyle 100 ml'lik, bu da 25 ml'lik. Bunu böyle çanta boyu olarak aldım. Hani bir seyahati giderken, sürekli bir şeye böyle küçük bayağı seyahati giderken diyorum. Çok seyahate gittiğimi düşünüyorum herhalde. Hayal dünyamda, rüyalarımda gidiyorsam demek ki. Böyle çok övdüler. Şu an hiç denemedim. Yani bugün makyaj da yapmadım ama yarın büyük bir video çekeceğim. O zaman onun için bir makyaj videosunu deneyebilirim. Makyaj videosundan sonra deneyebilirim. Konuşamadım. Bilmiyorum, yağlı his bırakmadığını söylüyor. Bu arada Görkem Karman Garnier'in böyle mor çift fazla makyaj temizleme, göz makyaj temizleme suyundan çok memnundu. Demişti ki yine bay bay, artık benimkiler daha iyi diye söylemişti. Bilmiyorum, çok merak ediyorum. Atmasaydım keşke. Daha sonra böyle hem kankoyu bedava getirmek amacını, hem de aslında bir tane istemiştim, sepetime eklemiştim. Fakat iki tane eklersem kargo bedavaya gelir. Ben de iki tane böyle kilitli poşetinden aldım. Birazcık ağır kokuyor ama sonuç olarak hani plastik şeyler bunlar. Yani ne kokmasını bekliyordum acaba bilmiyorum ama şöyle tam yüzüm kadar. Hemen böyle göstereyim. Çok güzel. Ben aslında Görkut'un marka tasarımını, logo tasarımını çok seviyorum. O yüzden burada hemen bir logosu var. Burada hem Instagram adresi hem de kendi web siteleri yazıyor. Bu arada hemen şöyle. Böyle açılıyor şurası. O yüzden çok daha fazla şey alacağımı düşünüyorum. Ebat'ından çok. Dalip blog da paylaşmıştı. Yine böyle bir seyahate giderken o da böyle bir böyle değil, buna koymuştu. O yüzden çok fazla şey aldığını söylemişti. O yüzden mutlu oldum. Ben böyle iki tane aldım. Büyük ihtimalle birine fırçalarım, birine makyaj malzeme falan koyarım. Böyle düğüne giderken veya herhangi bir yere giderken bunu alırım diye düşünüyorum. Ve artık herhalde her ürün şeyinden, yok, dudak kalemini almadım. Bu da Görkem Karman'ın matrujlarından Cinnamon Cake olduğunu bilmiyorum ama illa şey yapacağım. 121 rengi Cinnamon Cake. Cinnamon Cake. Hemen açıyorum. Tabi ters taraftan açtığım için kolay düşmedi. Şöyle çok güzel, böyle sade, çok şık bir tasarım var. Burada hemen şey logosu çıkıyor. Çok da güzel açılıyor. Şimdi netlemeyi deneyeceğim ama sanmıyorum ki netlesin. Gerçekten çok güzel bir kahve. Şu an sürmüyorum çünkü herhangi bir ayna yok. Bir de ziyan olmasın. Çok severek aldım. Bu da makyaj kolasının en sevdiğim ruj olabilir yani. Sütçük rujlardan olduğu söyleniyor. O yüzden ben çok merak ediyorum. Mat yapısı var ama asla da kurutmuyormuş. Asla demeyeyim yani, illa rujlar sonuçta bir kozmetik ürün, illa bir şekilde belki cilt dudağınızı kurutabilir yani, çok konuşamadım. Ama çok merak ediyorum. Bunu da deneyeceğiz. Hatta bir makyaj gözü çekip bunu da deneyelim. Çok iyi olur bence. Evet, benim hakkımda birkaç tane şey var, bakalım. Yine yeni ürünleri deniyorum. Makyaj çekebiliriz. Bence okeydir. O zaman şimdi ben devam edeyim. Basamı toplayacağım. Sonra artık sizinle vedalaşırız herhalde. Bayağı bir şey yaptık bugün. Odum süpürdüm ve burasını topladım. Çok iş yaptım. Tabii neresini falan birazcık değiştirdim. Neresini yastıklı değiştirdim. Bugün sevgili uyandım. Oradaki yorumlara cevaplayacağım. Ama genelde sabah daha böyle şey yapmayı seviyorum. Cevaplamayı seviyorum sizden gelen yorumları. Çünkü daha böyle daha iyi oluyor. Şimdi ben bir kahve içeriz büyük ihtimalle. Bu arada ben yemeğimi yedim. Bayağı bir süre yaptım. Ondan sonra annemle yemek yedik. Sonra tekrar yattım. Sonra kalktım, dedim ki saat çok geç, ondan süpüreyim, o yüzden süpürdüm. Niyeyse bundan anlatıyorum bilmiyorum. Ben kamera açınca genelde benim dilim açılıyor. Ben böyle seviyorum. Bilmiyorum, sohbet dergimiş gibi vlogları seviyor musunuz bilmiyorum. Hep size aşağıya yazıyorum ama asla yazmıyorsunuz. Bana yorum yazın. Ben çok seviyorum yorumlarınıza cevap vermeyi. Gerçekten. Bana yorum yazın diyormuşum.
Şaka bir yana, öyle. Gerçekten sizinle yönlendirmeyi seviyorum ya. Çok böyle güzel sohbet ediyoruz bence. Hatta bana şey önerisi verebilirsiniz. Eğer buraya kadar gelip izlediyseniz, çünkü büyük ihtimalle burası vlogun bayağı sonlarına doğru bir yeri olacak. Çok da fazla böyle sonlarına da izlenmiyor vloglar herhalde veya videolar. Vloglarını sen ne yapmamı istersiniz? Size ne göstereyim mesela? Yani ne yapmamı istersiniz? Vloglara böyle biraz enerji, neşe katılım. Bu arada odanın şu anki halini çok beğendim. Işık giriyor resmen odama. Sanki odam diğer türlüyken bu ışık girmiyormuş gibi hissetmeye başladım. Gerçekten odam şu an ışıl ışıl. Büyük ihtimalle uzun bir süre böyle kullanırım. Çünkü kış geldiği zaman balkonuma çıkmadığım için genelde balkon kapım oraya yatağımı çekiyorum. Çok daha geniş bir alan kalıyor bana. Hani odamın gene komple bir alanı bana kalmış oluyor. Kralana değerlendir şunları böylece. Öyle. Devam edelim. Ben bu arada haber izliyorum. Arkada videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Haber izliyorum. 2 günümden geri kalmayalım. Bu arada üniversite öğrencilerinin hepsini aşılayıp üniversiteleri açmak gibi bir planımız var dendi galiba. Ama hiç yanılsım gelmedi. Sizin yanılsınız geldi mi bilmiyorum. Umarım artık açılırız. Ama hiç de alışık değilim. İşte böyle canım istemiyor. Hem istiyor hem istemiyor. Kesin bakın. Şuraya yazıyorum. Üniversite açılsın, bir hafta sonra ben diyorum ki yeter artık okumayalım. Yeter artık evde durmak istiyorum diyeceğim. Çünkü her gün de dışarı çıkmak, her gün otobüse binmek. Ya yine korona zamanında beni aşılasam ne olacak? Korona da otobüse bineceğiz. Otobüsler nasıl biliyor musunuz böyle? Hele yine sınav zamanı şey gibi oldu. Ne oluyor ya, izliyorsunuz herhalde, beni izliyorsunuz. Böyle bir zamanlar. Çok seviyorum. Öyle. Ben de bir canım. Ay ne konuştum ya? Çok boşboğazlık yaptım. Devam edeyim. Evet, ben şu an saat 9:10 falan geçiyor. Yaklaşık bir saat sonra artık böyle uykuya hazırlık evresi başlıyor. İşte ışıklarımı kapatıyorum. İşte birazcık telefonla ilgileniyorum falan derken en geç 11 gibi uyumaya çalışıyorum ama genelde 12'yi buluyor bu sıralar. 2-3 gündür biraz uyuyamıyorum. Ama o yüzden de videoyu burada bitirmek istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanal bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada vlog çekmeyi özlemişim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.